Efendim Gece Ajansı'nda bu gece konuğumuz USPUM Genel Başkanı Sayın Taha Gergerlioğlu hocamız. Hocam hoş geldiniz, hoş sefalar bulduk. getirdiniz. Sağ Nasılsınız abi. diye Anladım. soracağım ama biraz rahatsızlık evet, var. Evet, Ses var. zaten kendisini <laughs> ediyor. Evet. Geçmiş olsun. Sağ olun, teşekkür Nerede ederim. rahatsızlandınız? Almanya'daydım. Almanya'da? Ee, Almanya'da ilginç görüşmeler yaptık. Evet. Almanya'da e, bir şehir... E, takımı büyük bir takım hı hı. Türkiye'de Fenerbahçe'ye maç teklif etti. Hı. Böyle güzel çalışmalar yaptık orada. Güzel. E, evet Hamburg takımının. Hı hı. E, o, o arada Hamburg'a gidince tabii Frankfurt'tan e, hava yukarıda biraz daha serin. Evet. E, tren yolculuğu klima bizi hemen çarpıyor. Evet. <laughs> Geçmiş olsun. Sağ olun. Güzel. Yani şunu söyleyelim, USP'un ...böyle bir dar çerçevede değerlendirmeyin... ...sevgili izleyiciler... ...hakikaten yani... E, ...sosyoloji... ...politika... ...kültürel... faaliyetler ...spor dünyası... ...bütün meselelerle alakalı çalışmaları... E, ...olan bir kuruluş... ...bunu hemen vurgulayalım... ...hocam hiç de lafı uzatmadan... E, ...sıcağı sıcağına... ...dörtlü zirveyi... E, ...konuşmak istiyorum... Yani İsveç, Finlandiya, Türkiye ve NATO masaya oturdu. Bir mutabakat imzalandı. O mutabakata göre artık İsveç ve Finlandiya terör örgütü olarak bizim nitelendirdiğimiz PKK, PYD, YPG, FETÖ tamamını bir terör örgütü olarak kabul edecek. Bütün faaliyetleri yasaklanacak. Türkiye'nin iadesini talep ettiği teröristlerin tamamı iadesini gerçekleştirmek konusunda taahhütleri var. Ve a, a, sanayi alanındaki tüm ambargoları da kaldırıyorlar. Bu bir zafer mi? Tabii ki zafer. Öyle mi? Yani nasıl zafer? Diplomasi zaferi. Siz müttefiklerinizle problemlerinizi çözme sanatını diplomaside mükemmel bir şekilde uyguladınız ve aldınız alacağınızı. Yani ne, nasıl bir zafer olabilir? Ee, düşünün, Batı'nın e, NATO içerisindeki müttefiklerimiz e, bizim NATO'nun değerleri ve ilkeleri doğrusunda bir duruş sergiliyoruz diyorlar ama bunu bir NATO kurumu için düşünüyorlar. NATO'ya katkıda bulunan ülkelerden bir ülke Türkiye, e, senin efendim işte... Sınır politikaların, sınır problemlerin veya Üçüncü Dünya, Üçüncü ülkelerle olan problemlerine biz karışmayız. Bir, ikincisi adalet ve insan hakları ve hukuk konusunda bizim normlarımızı aşan veya bizim normlarımızda sıkıntı gördüklerimizi de de size tenkitte bulunuruz ve ona göre hukuki kararlar alırız diyor. Hı hı. Ee, bunu Müttefiklerimiz yapıyor. Kim yapıyor? Almanya yapıyor. Kim yapıyor? Fransa yapıyor. Kim yapıyor? Yani NATO'nun içerisinde olan ülkeler bunu resmen yapıyorlar ve hiç Avusturya hele şiddet yapıyor. Evet. Şimdi Türkiye bir şey yakaladı. Bu Rusya var ya Rusya. O kadar güzel iş yaptı ki Türkiye'nin diplomasi de böyle fırsat yakalamasına vesile oldu. Ve Türkiye de orada çok güzel duruyor aslında. Hı hı. Mesafe hem Ukrayna'ya bakın 50 tane hava aracı satmış. Birkaç gün önce de 4 tane hibe etti. Yani avantajlarının farkında Türkiye. Olmaz mı? Tabii. Ve bunları kullanıyor. Tabii ki. Daha önceki yıllarda yani Bunu, avantajlarının bunları, farkında bile olmayan. Bu konularda Türkiye geçmişte var. son 100 senedir belki 150 senedir 200 senedir acemiydi. Hı. Biz masada kaybetme konusunda çok yetenekliydi Evet şimdi masayı alma kaybetmeme konusunda büyük bir yetenek kay kazandı evet. yani Türkiye'nin bu durumunu görmemek mümkün değil Tabii bir de aslında Türkiye bölgede sıkıntı çekiyor sürekli diğer ülkelerde yok işte Almanya'ya gittik Fransa'ya or orada yok burada çok enteresan bir güvenlik problemi var nedir bir bakıyorsunuz bir tarafınızda Ermenistanla ilgili güvenlik çıkıyor, bir tarafta Irakla ilgili, bir tarafta efendim Suriye ile ilgili, Müttefikiniz olan Yunanistanla ilgili de çıkabiliyor Kıbrıs vesaire. Evet. Hatta hatta yeni karşınızda Müttefikler çıkıyor, karşı Müttefikler çıkıyor. Olmadık yani Mısır yakınımızdı. Bir bakıyorsunuz hasımınız olmuş, bir grup çıkıyor. İkinci halka ülkelerin içerisinde. Türkiye şimdi bunu çözmeye niyet etti. Neye niyet etti? Benim kanaatim Türkiye Ege'de belli bir hesaplaşmayı yapabilmek için sorunlarını çözüme doğru götürecek adımları atacak. Bakın Ege'de adaları alacak demiyorum. Sorunları çözme sanatını öğrendi ve bunu çözecek. Nasıl çözecek? Şimdi siz karşı tarafın pres ve stresini bir müddet kaldırırsınız ve geri çekilirsiniz. Ama siz de donanımlı bir şekilde stres ve pres oluşturmanız lazım. Bunu oluşturabilmeniz için Rusya Savaşı yine, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda Rusya'nın Yunanistan'la olan kırıklığı bizim için avantajdır. Peki o zaman ne yapmak lazım? Türkiye'nin dünya üstündeki problemli olan, ülkelerle olan bütün sıkıntılarını en aza indirmek gerekiyor. İsrail'le, Mısır'la, Birleşik Arap Emirlikleri'yle, Ermenistan'la, İran'la vesaireyle bu konuda bir çalışma yaptı mı? Dikkat evet. edin son zaman yaptı. Ne kalıyor? O arada da yavaş yavaş ne yaptı? Meydan okudu kime? Yunanistan'a. Bir meydan okuma. Yani dur. Sen hatta açtın. Ben sana bu konuda fırsat vermeyeceğim. Bunu peki Rusya savaşının getirdiği bir stres var. Nedir? Avrupa enerji krizi yaşıyor. Perişan. <laughs> Gıda krizi yaşayacak. Ee, sevkiyat krizi yaşayacak. Ham madde temininde krizi yaşayacak. Çok krizler kapıda haldır haldır geliyor. <laughs> evet. Peki <laughs> NATO daha zor geçecek. Çok... 2023'ün Avrupa için çok daha çetin geçeceği e, yorumları var yani. Siz tabii, de buna katılıyorsunuz. Tabii, kesin öyle. Yani bakın planlanmış, dizayn edilmiş, stok en az da götürülen, bugün işletmeler bile stoktan çıkmışlardı son 20 senede. En az stokla hızlı devirle çalışıyorlardı. Ülkelerin stok ana, anlayışları ve analizleri de böyleydi. Az stoklular, yani 10 yıllık gıda stoku yok ki. Geçmişte demir perde ülkeleri, NATO anlaş anlaşmazlığında bu stoğu yapıyordu ülkeler. Şimdi böyle bir şey yok. Peki bu durumda ne oluyor? Şimdi Rusya'nın bu Ukrayna ile olan problemi bize burada avantajlar doğuruyor. Nedir? Bizim İskandinav ülkeleri yukarıda demokrasinin çok iyi yaşandığı denen, huzur memleketleri denen ülkelerde bir enteresan problemimiz var. Bunlar bizi terörist görüyorlar bu ülkeler. Litvanya, Estonya vesaire onlar görüyordu ama onlar böyle el altından görüyordu. Finlandiya işte, e, İsveç, Norveç falan bunlar. Norveç'e gidin. Hı, hı Yani orada bahsedilen terör örgütleri çok rahat davranıyor. Çok rahat da hareket edebiliyor. Ben gittim gördüm PKK'yı işte oradaki eylemlerini sahada. Çok rahat Norveç'te. Ama Türkiye Rusya'dan doğan bu fırsatı nasıl değerlendirdi? Yumruğu masaya vurdu. Ben bu hatta arkadaşlar haritayı gösterirlerse, ekrana yansıtırlarsa, orada kritik bir çizgi var bakın. Rusya bunu söylüyor, belki bizim halkımız da çok anlamadı. Evet Yukarıdan aşağıya enteresan bir çizgi var. Erkan. Evet. evet, şöyle bakın bu çizgi tabi ekrana gelince haritanın şekli biraz kayıyor. Hı hı. Bakın Ukrayna'nın Rusya'ya doğru giden bir kısmı var. Evet. Dikkat ederseniz Rusya orayı işgal etti şu anda. Etmeye çalışıyor. O, e, Belarus Donetsk dediğimiz yermiş. E, donetsk'in ve Don Kiev'e kadar neredeyse Ukrayna'nın evet. üçte birini almak istiyor. Çünkü Karadeniz'den bakın şöyle e, Ukrayna, Belarus Letonya, Estonya ve Finlandiya çizgisi var. Finlandiya çizgisi var ki hı hı. Finlandiya NATO'ya girerse İsveç ve Finlandiya buradan muhkem bir NATO şeyi evet. oluşuyor. Ciddi muhkem. Rusya diyor ki bana çok yanaştın. Seninle anlaşmamda bu ülkeleri NATO'ya almak yoktu. Nereden çıktı? Şimdi sen resmen benim artık güvenliğimi tehdit ediyorsun diyor. Rusya'nın dediği buydu. Rusya'yı zorla bu savaşa soktular. Peki Finlandiya ve İsveç bizim özelde problemimiz var. NATO ülkelerinin hiçbiri de oralı olmuyordu. Hı hı. Silah diyor ki sen terörist ülkesin sana silah vermem, sana şunu yapmam, sen de şu yok, bu yok, bu vesaire. Bu fırsatta Türkiye masaya koyduğu argümanlarıyla birinci müthiş bir zaferini kazandı bu çizgide yukarıda İskandinav ülkelerini ikiye böldü. Şimdi girenler de okey. Şimdi yeni gelecek olanlar okey. Girmiş olanlar bu iş girmiş olanların kapısını açıyor bakın. Yapılan bu dörtlü zirvedeki anlaşma Türkiye şimdi bundan sonra NATO toplantılarında beyler diyecek. Bakın diyecek biz bunu kabul ettiğiniz herkes de kabul etti. Genel sekreterin huzurunda Bunlar burada yapılıyordu. Bunlar sadece burada yapılmıyor. Bunlar bizim müttefiklerimizin tamamında yapılıyor. Evet. Bunu halledelim. Bakın ikinci bir zafer kapısı da orada açılır. Hmm. Şimdi bu burada üçüncü bir zafer daha var. Siz Anadolu'da durmaya çalışıyorsunuz. Amerika diye bir müttefikiniz gelmiş Yunanistan'a. Suriye'ye habire silah indiriyor. Sebebini soruyorsunuz. Ne yapıyorsunuz ha? Ya diyor ben burada. İşte Rusya tehlikesi var ya. İkinci gölge projeyi yapıyorum diyor. Türkiye diyor ki bu NATO'nun birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü projeleri var. Rusya'ya yani savaş çıktığı zaman işte hani futbolcu gibi elini kaldırıyor ya A planını yapacağız. Evet, evet. B planı gibi. B planı yapıyorum. Bunu da sana bildireceğim ama bildirmiyor. Türkiye soruyor bu B planı nasıl nasıl yerleştin? Dizayne bakıyor. Namlu Rusya'ya falan değil kendisine yönelik. Aşağıda namlu başka bir yere yönelik değil kendisine yönelik. Yani diyelim ki Esed'e doğru bir namlu falan gözükmüyor. Evet. Orada o küçük devleti bu koyma. gözlemlenebilen bir şey değil mi? Yani hocam bu net yani. Bu Artık Gözlemlenmenin zaten. ötesinde istihbaratla her şeyiyle teknik, ilmi bu olan gerçek yani şey net. Oluyor. Tabii. Ama hadise böyle olur zaten. Hı hı. Bu diplomasi çok enteresan bir silahtır. Fırsatını bulduğunuzda harika işlem yapacaksınız. Diplomasi de esas budur. Beklemesini, mühlet vermesini bileceksiniz ihmal etmeyeceksiniz. Hı hı. Yeri geldi mi tak atmanız gerekiyor. Burada üçüncü ciddi zafere doğru gideceği yer müttefiki en büyük müttefiki Amerika'ya dönüp ben Avrupa'da bu anlaşmaları yapıyorum. Gel bakalım seninle de yapalım. Bu yapılmış anlaşmalardır. Anlamında görüşmeye başlayacak. Şimdi tamamen sözlü, kavli, yani fiili olan bir hadisenin yansıdığı yer sözlerde. Şimdi yazılı metinlere dönmüş oluyor. O yazılı metinler Türkiye'nin elini güçlendirecek. Peki bundan sonraki o güçlendirme neleri getirecek? Sahada sadece güvenlik problemlerini değil, siz Akdeniz'de, Ege'de, Karadeniz'de petrol arıyorsunuz. Doğalgaz arıyorsunuz. Evet. Bütün bunlarla uğraşırken bir takım hukuki problemler önünüze çıkıyor. Kıta sahanlığından tutun çok problem var. Evet. Lütfen buyurun evet. hocam. Yani, Rahatsız olduğunuz için arada böyle bir yumuşatmak Eyvallah. Da. Teşekkür ederim. Burada bence güzel bir çalışmaydı bu. Tebrik etmek lazım. Çalışma arkadaşlarını ve ekibi e, çok güzel kıstırdılar ve işi söküp aldılar. E, Tamamen yapılan başarıyı da takdir etmek gerekiyor. Tabii bundan şunu, sonraki şunu çok merak ediyorum hocam. Ee, ya, ya biz Avrupayı biliyoruz yani şimdi ya yıllarca tecrübe ettik biz Avrupa'yı yani ne olduğunu. Bu adamların kafasında kırk tilki dolaşır, kırkının da kuyruğu birbirine değmez yani bunlar böyle. E şimdi ta, taahhüt etti de uygulayacak mı? Yani uygulamak zorunda mı? Türkiye'nin bu noktada da böyle baskın bir e, gücü yaptırım gücü var mı? Bunu işletmek konusunda kesin bu anlaşmada uygulamadığı zaman yapılacak işler konmuştur. Uluslararası anlaşmalarda evet. böyle ulufiyi sana verdim ne yaparsan yap olmaz. Burada bir takım alt notlar vardır. Bunun takibi, denetimi, notu, tasfiyesi ve de daha sonra da. Bununla ilgili eğer istenilen şey olmuyorsa verilmiş mühletin nerede bittiği, bunlar orada vardır bakın. Hı hı, var. Ya, ya, yani ben de, okudum tabii. He, de, bunun alt maddeleri vardır. Genelde uluslararası anlaşmalar e, şu normlarda yapılır. E, Dünya. Ama çok üzülüyorum hocam. Şimdi var da şu kağıt evet. yazdık biz bunu buraya, Şöyle. imzaladık, törenle de ilan ettik, şuraya koyduk, kağıt orada. Tabii. Yani sizi çok, hani sizi çok iyi anlıyorum. Nasıl elinize bir anlaşma fırsatı geçmiyordu? Siz kaç yıldır NATO'dasınız? 1952'den bu yana. Hı hı. Bu ülkelerle veya NATO'nun içindeki ülkelerle böyle bir anlaşma fırsatı elinize geçti mi? Geçmedi. Bugün hı. geçti. Evet. Yarın başka fırsatlar da geçecek. Büyük devlet olmak bu. Fırsat geçti mi yakalayacaksınız. Ama burada şu gerekiyor. Siz ne istediğinizi, ne yaptığınızı Niçin yaptığınızı bilirseniz. Bilmemiz lazım. Ha, tabii. Şimdi devlet biliyor ama devletin büyük bir paradigması yok burada, büyük bir mefküresi yok. Hmm. Bu bölgede emniyet altında durmak istiyor. Büyük paradigma lazım. Onlar da diyor ki senin o geçmişteki tarihindeki büyük paradigmaya bir daha seni sokma. Onun için benimle başka anlaşmalar yap, sosyal anlaşmalar yap. Seninle bu tür şeyleri yaparım ama. Çok Değil. iyi anladık. İstanbul Sözleşmesi bilmem ne bütün bunlar. Diyor ki aman diyor sen o misyona gidersen bin yıldır ben orada Türkler gelecek, Osmanlı geliyor falan. Bu kaygıları yaşamak istemiyorum. Şimdi batının kafasında tirk, ic, tirk, tirk, tilki dolaşmıyor. İnanın orası hiç bizim düşündüğümüz gibi değil. Biz batıyı gerçek olarak nasıl olduğunu iyi tespit etmediğimizden sıkıntı çekiyoruz. Hı -hı. Adam tabii olarak kendi inancının daralmasını istemiyor ya. Diyor ki ya şu Anadolu romanındı sen geldin. Şimdi Ege ile konuşuyorsun. Geç kısa 150 200 sene önce Balkanlara geldim. Ben seni zor söktüm attım. Hala gelmenin peşindesin sen. Ya senin yaşam stilin, yaşam tarzın, inancın, dünyaya bakışın, kainata bakışın, her hikmete bakışın her şey farklı ya benim düşündüğüm gibi değil. Senin benim norm ve standartlarıma gelmen lazım diyor. Dikkat bu anlaşmaları koyuyorlar daha. geri planda yaptıkları Türkiye ile yaptıkları 250 yıldır bu. Şimdi burada büyük devlet... Ve biz güvenliği 250 yıldır var. bunu kabul ediyoruz yani. Ediyoruz. Tabii ediyoruz. Yeni bir mefkure çıkartamamışız. Dünya Paradigma insanları... dediğiniz şey... Yani biz şu an Anadolu'da... Ara sıra ben araya giriyorum ki rahat yudumlayın diye hocam. Eyvallah. <laughs> Çok memnun. Paradigma <laughs> dediğiniz şey... Yani biz şimdi Anadolu'da burada durmak istiyoruz diyorsunuz ya. Ama bu bize kaybettiren bir şey. Yani bizim bir adım ötesine, yani bir ileriye doğru bir adım atmamız gerektiğini söylüyorsunuz, değil mi? Şimdi bakın. Yani tabii tabii aynı. Şöyle bakın. Biz tarih gibi düşünmeyelim. Saha kapmak, toprak almak gibi düşünmeyelim. Tamam. Şu anda tarih de zaten. öyle düşünmüştük. Şimdi öyle düşünmüyoruz. Bence öyle bir dünyada yok zaten he, artık. Evet. Büyük devlet kapsama alanını genişlettikçe büyük devlet oluyor. Te telefon misali. Evet, evet. Kapsama alanı nasıl genişler? Belli. Ürettiğiniz mal, tükettiğiniz mal, insanınızın donanımı, ehliyetli yakat, o ilim ve bilimi üretmek, teknolojiye çevirmek, vesaire vesaire vesaire. Mutlu bir ülke oluşturma. Olay bu. Bunu siz yapmıyorsanız yapanın esiri olursunuz. Kölesi olursunuz. Şimdi ya bunun önünde de ketler var hocam. Yani öyle vurulmuş ki bu zincirler. E şimdi yani Türkiye mesela atıyorum e, diyelim ki e, bir faraza yani işte bir işletim sistemi yapsa diyelim ki Türkiye. Hı hı. Diyelim ki hı hı. ya bunun e, lisansını almadan hiçbir şey yapamıyorsunuz. Yani şimdi diyelim ki o işletim sistemini ben şu telefona yükledim artık Türk modeli bir işletim sistemi oldu <laughs> telefonunda. E bu telefonda bir fotoğrafı açıp benim atıyorum JPEG formatında bir telefonda şey açmam için fotoğrafı açmam için JPEG lisansını almam gerekiyor tabii, mesela. Tabii. Bunlar da yaygın olduğu için tabii. alamadığım zaman ne oluyor? Kendim yeniden bir fotoğraf e, yazılımı yapıp bir format üretmem gerekiyor. Yani filmi en başına sarmam en sıfırdan inşa etmem lazım. Ama Buna öyle... ne zamanımız yeter? Yo, yeter. Yeter mi hocam? Yeter. Hiç öyle düşünmeyin. Bunlar çok kolay. Hep yapılabilir. Hı -hı. Yani yarı iletken metali biz e, Kore'nin bulduğu ve ürettiği bir fabrikayı kurduğu dönem kurabilseydik Hı -hı. biz onlardan güçlü şu anda telefon üretiyorduk. Şu anda yapıyoruz ama yarı ken metal üretimini yapabiliyoruz. Bakın bunlar sadece planlamak. Ne yaptığınız, ilim belli, ilmin teknolojiye ve sanayiye dönüşmesi belli. İlim ve bilim üretmek ayrı, bunu çevirmek ayrı. Bunlar apayrı şeyler. Bunlar çok kolay. İnanın hiç bizden üstün tarafları yok. Biz hatta çok üstünüz ya. İnan böyle. Ben yaşıyorum Avrupa'da görüyorum. Çok üstünüz. Bizim biz kaostan düzene geçebiliyoruz. Çok karmaşık olayları bir anda yapabiliyoruz. Yapamıyor adamlarda böyle bir kabiliyet yok. Genetiklerinde yok. Hı hı. Yani hiç böyle şeyi görmeye gerek yok. Biz çözeriz bu işi. Sadece biz ne yapmak istediğimizi bilelim. Ne istediğimizi bilelim. Hedefimizi net koyalım. Hedefimiz, bakın karıştırılmasın. Hedefimiz alternatif bir hedef olmalı. Ya batının da veya dünyanın da çıkması var şu anda. Mutsuz. Evet. Bunların düşünürleri de diyorlar yani. Ama onların böyle... mutsuzluğuyla bizim mutsuzluğumuz da bir değil hocam. Onlar yani haz yorgunu. O insanları mutlu edebilmek kolay değil artık yani. Bizde ise öyle... tam tersi biz yeni yeni bir şeyleri başarıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Eğer hedef koyar, inanır, mücadele edersek hani bir 250 yılda biz sefasını süreriz yani o sürecin. O, de. O bahsettiğiniz tenkidi şöyle yapalım. Onlar haz yorgunu. Ama biz de hazda tazeyiz. Şu Hı. anda bizim müfredatımız, milli eğitimimiz, kültürümüz, bir takım şeyimiz onların 100, e, 100 sene öncesine, 50 sene öncesine hızla gidiyor. Evet. Gidiyor ve haz yorgunu onlar. Onlar yoruluyor ama biz dinamik haz tatıcılar olarak hızla gidiyoruz oraya. Evet. İşte nesil yetiştiriyoruz belli. Evet. Yani bunlar bir bütündür bakın. Büyük paradigma, büyük mefkureyi ortaya koyduğunuz zaman sadece devletin güvenliğiyle ilgili konmaz, enerji politikalarıyla ilgili konmaz, efendim tarım politikalarıyla ilgili bu sadece konmaz, kültür politikalarıyla ilgili konur. Kültürde siz sizin yaşam şekliniz siz çok standartlı, çok kimlikli bir yaşam modeli uygulayamazsınız. O zaman yalancı toplum olursunuz. Akşam bir kimlikte, sabah bir kimlikte, öğlen bir kimlikte. Evet dolayısıyla ölden Alesi. sonra bir kimlikte bir soruya çok farklı cevaplarınız olur. O zaman size yalancı top yalancı insanlar der. Der ki bu ülkenin insanları yalancı. Nitekim bunları görüyoruz, yaşıyoruz şu anda. Yani büyük hedef günlük yaşam hedefi değildir. Büyük hedef sizden 10 nesil sonra, 20 nesil sonranın yaşamını dizayn etme hedefidir. Bu dizaynı düşünemiyorsanız bunu Dünyada İngilizler düşünüyor. Düşünemiyorsanız günlük yaşayıp sizden sonraki nesnede bir evcik alayım işte onu şöyle geçindireyim diye bakıyorsanız demek ki hedefiniz yok birey aile olarak. Hı hı. Onu büyük devlet paradigmasına yerleştirmeniz lazım. O anlamda bu tür zaferlerin yanına asıl mefkure zaferlerini hazırlamak gerekiyor. 250 yıldır biz bu konuda vazgeçmişiz. İşte ahlak meselesi, etik meselesi. Orada ilkokulda etik dersi öğretiyor. Ahlakla ilgili bir şey yok. Ahlak diyelim ki mesela bizde cinsellik bir ahlak. Onda cinsellik bir ahlak değil. Bir yemek gibi istek. Karşılıklı rıza hadiseyi bitiriyor. Bu iki ayrı kültür. Eğer siz burada bununla ilgili bir şeyiniz yoksa yani bireysellik anlamında insanın hürriyetleri gibi düşünüyorsanız norm ve standartlarınız sizin mefkürelerinize ve kültürünüze dayanmıyorsa bırakın gitsinler o zaman zaten netice bir nesilde değil üç nesilde oraya gidecek. Evet maalesef. O zaman çiftte standardı da yaşamayacak. Yani, Niye bu konuyla ilgili çalışılmıyor o zaman? Yani bu, bu çok ciddi bir dert. Yani çalışılmıyor da mesela USPUM'un ben bu konuyla ilgili hazırladığı raporları da gördüm. Bir kısmını okudum başlık şeklinde de inceledik beraber. Bir süre konuşmaya da başladık. Konuşmadığımız çok rapor göndeririz evet. size değil mi? Bir ya konuşmadığımız bir dünya var. Onları da inşallah ilerleyen zamanlarda tek tek böyle bir gündem yapıp Bundan sonra konuşmak istiyoruz. Her salı herhalde evet. programdayız. Uzmanlarımız i̇nşallah. da gelecek. Daha i̇nşallah. da böyle detaylı bu hadiseleri evet. inşallah konuşacağız çünkü bunların artık hakikaten ya Yeter artık bu konuyla bu konu çok uzadı. Bununla ilgili bir çalışmanın yapılması gerekiyor denilmesi lazım. Deniliyordu aslında ama ya bir e, görmezden mi geliniyor Hayır, yoksa yok, zamanı şimdi değil diye geçiştiriliyor mu? Bunun bir zamanı var mı? Onu da bilmiyoruz açıkçası. Bu işin yani. farkında derinlemesine farkında olanlar samimi olanlarla farkında olmadan samimiyetsiz olanlar var. Hmm. İstediğini ne istediğini bilmiyorsa günlük yaşıyorsa günlük yaşam içerisinde de problemleri sadece madde ise ev ise araba ise iş kızını oğlunu evlendirmek iş bulmaksa bizim öyle bir sadece böyle bir derdimiz yok. İnsanlar insanlığa huzur ve saadet diye bir derdimiz var. Dünya konuşuyor. Bu kaostan nasıl çıkacağız? Eski Türklerin, Osmanlıların yaptığı modelle çıkacağız diyor. E Onu adayda da biziz. Kimsenin gidip Batı'da canını almayacağız. O 40 yıl ki dolaşan insanlara hizmet edeceğiz. Yani Avrupa Birliği'ni almak istiyor değil mi? Adamlar zannediyorlar öcü geliyor. Ama öcü bizim öcü olmadığımızı biliyor. Bizim yaşam şeklimizin öcü olduğunu biliyor. Yaşam şeklimiz, bizim kültürümüzdeki bakışımız, değerlerimiz, ilkelerimiz öcü geliyor. Böyle bir dünya yok diyor. Böyle bir ben katolik veya işte protestan veyahut da şu dünyayı kurdum diyor. Avangelis yeni bir dünya kuracağım diyor. Sen nereden çıktın ya? Böyle bir şey mi var diyor. Şu i̇şte ona diyor kadın hakları diyor, hayvan hakları diyor bilmem ne diyor. Vesaire vesaire biriktiriyor. Sen zaten itici bir tip oluyorsun. Ama paradigmanı bütün yaşamazsan itici tip olursun. Evet. Bu Hem sistemde ve maalesef ona karşı itici olmak hiç problem değil. Varsın olsun olalım. Bizi zaten sevmeyeceklerini biliyoruz da biz kendi neslimize karşı da maalesef o adamların jargonunu haklı çıkartmaya yani, çalışıyoruz. İtici olmaya başlıyoruz bakın, geçen, yani maalesef. Tabii geçen programda bir şey konuşmuştum. Ee, bir araştırma geçen haftalarda gördüm. Çok enteresan bir araştırmaydı. Ee, dinsizliğe giden veya ateizme giden Evet. çalışmanın bir anket firması aynı zamanda enteresan da sorgularla genişletmiş hadiseyi. Gençlerin yüzde %50'sine soruyor mesela. Ateist veya dinsiz. Deist olan çocuklara soruyorlar. Diyorlar ki neden sen ateist ve dinsizsin? Diyor ki karşımdaki Müslümansa ben dinsizim. Ben böyle bir yani, İslam tanımıyorum. Demek bir temsiliye sorunu var. Evet. Yani İslam'ı veyahut da o kültürü siz hakkıyla temsil etmezseniz yetişen nesil dobra dobra. Bu bu nesifte standart yalancı bu dediğinin yapmıyor, söylediğini yaşamıyor. Enteresan bir yapı. Yani bunu hayata atılmamış. Hayatın profesyonelleşmemiş. Nesil gördüğü zaman sizden uzak durar. O aynı sistemde hayatın içine girdiğinde o da ödün verir. Çünkü bizim çok sosyalist, komünist ve sistem değiştirecek üniversitede arkadaşlarımızın tamamı bugün müthiş kapitalistler. Niye? Çünkü o tadı aldılar. Sosyalizme ne gerek var? Şimdi İslam veyahut da din veyahut da değerler veya ilkeler hakkıyla yerini doldurmuyorsa o taşıyan da yük. Ona da yük. Hı -hı. Şimdi mesela bir araştırma yapılıyor. İşte toplumun ne kadar namaz kılıyor, ne, niye kılmıyor falan. Yani... Namaz onun hayatını mı kolay, kolaylaştırıyor, zorlaştırıyor mu? Bir o soruyu sormak lazım. Anket firmasına söyledim. soru sana namaz kılanlara. Hayatı zorlaşıyor mu, kolaylaşıyor mu? Nasıl bir şey? İşte abdest almak var, şu var, bu var vesaire. Şimdi bakın, hadise usulde kalıyorsa zaten çözemiyorsunuz. Yani burada hadiseyi derinlemesine görmek lazım. Ee, müfredatı ve eğitimi inancı derinlemesine görmek lazım. Sureta değil, yani sadece dış görünüşüyle değil, derinliği olmadığında hadise karşı tarafa benzemekten başka çareye dönüşmüyor. Evet. Onun için bunu düşünmek, bunu düşünmüyorlar mı? Bunu düşünüyorlar ama derinlemesine düşünmüyorlar. Üstad Necif Ağzı'nın söylediği, surda bir gedik açtık değil mi diyor. <laughs> mukaddes mi? <me> mukaddes. <laughs> hey kahber rüzgar gel sen buradan es. <laughs> Surda gediği açıyorsun ama arkasını doldurmazsan başka kahver rüzgarlar geliyor. Yani onlar seni öyle bir alt ediyor ki işin içinden çıkamazsın. Çok bilinçli, entelektüeli bol, nevveri bol. Halkı bir hedefe doğru götüren bir Elit güzel bir tabakanın olması lazım. Şöyle de diyebilir miyiz aslında? Hani hedef yok. Demeyelim de. Hani ne istediğini insanlar bilmiyor. istediğini biliyor ama onu tarif edip uygulamaya sokamıyor. Evet, onu da diyebilirsin. Onu diyebilirsin. Bunu diyebiliriz. Bunu diyebiliriz. Tabii. İşte bütün şey bu. Büyük kalbinde sızı var, zihninde var. O sızı kalbindeki ve zihnindeki sızı büyük bir hedef ama uygulayamadığı zaman o sızı kalbindeki sızı da bitiyor. Evet. Zihnindeki de bitiyor, eriyor, buz gibi eriyip gidiyor ve yok oluyor. Ondan sonraki nesil daha çok e, bir şey ver, vererek, ödün vererek hadiseyi bitirmiş oluyor. Yani uluslararası anlaşmalarda, Türkiye, Avrupa ile, Rusya ile, Amerika ile, efendim işte Finlandiya meselesi, bunlara baktığımız zaman bu anlaşmalar, da zafer olur ama bunun geri planında büyük zaferi kaybedebilirsiniz. O ona dikkat etmemiz lazım. 250-300 yıllık meseleyi aslında bu. Bunu, ya, o zaman şöyle ol, kazandık derken bir bakmışsınız ki aslında kaybetmişsiniz çünkü sizi öyle bir dönüştürmüşler ki siz siz değilsiniz yani. Şimdi ben bunu işletmelerde şuna benzetiyorum. Müthiş kazanır işletme, haldır haldır kazanır. Kazanarak kaybeder, kazanır kazanır kaybeder. Ya müthiş kazanır ama bu tarafta faiz gideri, bu tarafta işte ödemeler giderini iyi bilmez, hı hı. planlayamaz. Kazanırken kaybeder. Yani bakın bir, bir e, özel teşebbüste bunu yaşıyorsunuz. Bunu birey de aynıdır. Kazanırken kaybedebilir. Evet. Ama bunu sadece maddi olarak düşünmemek gerekiyor. İnsan nelerden müteşekkil yani bir de manevi tarafı var. Bunu o ruh tarafını dolduran bir medeniyetin olması lazım. Bu medeniyet, Batı medeniyeti ruhla ilgisi yok. Ruhu tanımıyor. Hı hı. Bakın orada Cuma akşamı bir eğlence başlıyor. Pazar öyle ne kadar. Her şey serbest. Her şey. Hı hı. İşte bu. Hocam yani öyle her de bir şey anlatıyorsunuz serbest. ki şimdi bize burada tur düzenleyecekler yani. <gülüyor> 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 Çünkü yani bizde böyle eğlence müptelası, biraz da budalası tipler çoğalmaya başladı. Maalesef bunun da özgürlük tırnak içerisinde, özgürlük kavramını da için içerisinde boca ederek sınırsız yaşamak istiyorlar. Fakat işte olmuyor. Yani bizim bakış açımıza, medeniyetimize, kültürümüze uymuyor hiçbir şekilde. Yani biz de Olsa da eğreti duruyor maalesef. Tabiatıyla bizim biz gibi olmamız gerekiyor. Ama bunun için en basitinden milli eğitim diye tabir ettiğimiz eğitim metodolojimizin gerçekten milli argümanlara sahip olması lazım gerekiyor. Fakat baktığımız zaman nereden acaba modellesek? Hayır, Avrupa'dan mı modelleyelim? Finlandiya modelini uygulayabilir miyiz acaba bizim okulumuzda? Sosyal, böyle dertler var ya. Tabii. Bu millilik ve yerlilik kavramını ciddi tarif etmek lazım. Evet. Millilik nedir? Yerlilik nedir? Millilik nedir yani? Bunu, bunları tarif etmek lazım. İşte büyük paradigmanız yoksa tarif edemezsiniz. Batının kavramlarıyla düşünür, böyle de hareket edersiniz. Yaşayarak zaten asimile olur gidersiniz. Her, her türlü güzel şartlar içerisinde yaşayarak gidersiniz. Yani bu elinizden gider, kayar gider. Sizin bir yakalayacağınız, tutunacağınız bir mefküre ve dayanacağınız bir ruh olmalı. Ruh. O ruh olmazsa olmaz. O ruhu kaybediyoruz. Biz uspim olarak bu ruhun silkelenmesi, bu ruhun ortaya çıkması için böyle biraz bir direnişte bulunuyoruz. Yani bir diriliş. E, mesajı vermeye çalışıyoruz. Hı hı. Yani bunu İyi bunu bunu Sezai Karakoşlar, Necip Fasıllar, birçok yönüyle yaptılar. Yani bu gidip de batıyla savaşmak, onları hor görmek değil. Bakın biraz önce hı hı. konu geldi anlatamadım. Hı hı. Osmanlı'da neydi hadise? Havra, kilise, cami yan yana. Değil mi? Evet. Anlatıyoruz. Türkiye, İstanbul'da da çok örnekleri var. Nereye gitseniz birçok yerde var. Hı hı. Ördeği var. Buna yeni bir model olarak bir şey sunabiliyor muyuz? Sadece Müslümanlar adına mı? Hristiyanlar adına, Yahudiler adına bir mesajımız var mı? Yahudilerin yarısı burada sığınmak istiyor. Hı hı. Yani düşünebiliyor musunuz? O Amerika'nın, üç cazibeli Amerika'nın, yani dinden her şeyden yoksun, böyle bırakın geçsinler, bırakın yapsınlar kapitalizminde, dünya oraya doğru nasıl meyletti gençler? Siz yeni bir paradigma koyun. Bu ruhlar size doğru meyleder. Eder bakın. Arıyor aç. Bir yere gittiğinizde görüyorsunuz onu. Gittik Hamburg'da gördük. Oradaki gençlerle konuştuk gördük. Hepsi çok temiz. insanlar çok temiz. Güzeller. O inançlarında katılaştırıp bir karşı inanca karşı savaşı pasifize etmek lazım, yok etmek lazım. Yaptıklarında kaybediyoruz biz. Bunu, bunu pasifize edersek kazanırız. İsrail'deki bu durum. Tam tersi politika izleyelim. Apayrı bir alternatif yok mu? Çin'deki Doğu Türkistan meselesinde alternatif yok mu? Var. Bir sürü alternatif var. Hazara Türkleri dediğimiz Türkler var biliyorsunuz. Eşkinazlarla, hı hı. safaratlar. Bunların üzerinde politik öğretin. Bir sürü insan kazanırsınız. Ben birey olarak bir sürü insan kazanıyorum ya. Ben birey olarak yapabiliyorsam, bunu kurumlar olarak, devlet olarak yapabiliriz. Yepyeni bir şey çıkartabiliriz. Burada o zaman Yunanistan'ın üçte ikisi size tabi olur ya. Bakın Avrupa'da en iyi Türklerin komşuları Yunanlılar. Devletler arası savaş burada toprak. Bakın onun yemeğini yiyorsunuz. Zeytinyağlısını yiyorsunuz. E tabi. Aşağı yukarı, Aynı benzer olarak. birbirine yani. Yani niye böyle bak? Doğal olarak. Hayır zaten devlet din devleti değil. Tayyip ediyor zaten. Biz diyor. Yani böyle bir şey. Devletin öyle bir iddiası yok. E, mezhep konusunda da çok şey. Yani ne şia ne sünni. O zaman e, bunu uygulayalım madem. Yani bir şey güzel bakıyoruz ama uygulayamadığınız zaman eliniz altından gidiyor. Yani. Bilmiyorum anlatabildim mi? Evet. Yani gayet güzel anlat. Ne düşündüğünüz iyi tespit edip onu uygulamaya koyup uygulamada da denetleyip sonuçlarını da görüp evet bunlarda eksiklik var. Bu olmuyor. Benim mefkureme mihenk taşı olarak vurduğum zaman yanlış şey üretiyorum. Atalar böyle yapmış. Bizim kadim izlerimiz, kadim öğreti yapanlar böyle yapmışlar. Onun modellerini bireyden aileye, aileden mahalleye, kuruma ve devlete modellemiş. Müthiş bir model. Çok da zor değil. Ben şuna inanmıyorum. Bakın rahmetli Özal sohbet etme imkanı olduğunda demişti ki ben burada bu sistemde, düzende yapabildiğimi 6 ayda yaptım. 6 aydan sonra hiçbir şey yapamadım. Ne yaptıysam 6 ayda yaptım. Hı hı. Ben dirayetli bir ekibin 3 ayda her şeyi halledeceğine inanıyorum. Kimseye savaş ilan etmeden, insanlığı kucaklayarak, sevgiyle. Yani Mevlana'ları falan, Yunus Emre'leri geçmişte aramaya gerek yok. Bugünün Mevlana'larını yetiştirerek ve onları ortaya koyarak, bugünün Yunus'larını yetiştirerek. Siz Yunus yetiştirmiyorsunuz, i̇şte. habire Yunus'tan bahsediyorsunuz. Kardeşim o örnek... Allah var, razı olsun hocam, ne kadar güzel konuştunuz ya. Mesela. Ya bizi tamam, tarihte var olmuş gerçek Yunus bize çok şey öğretir ama bize bugün de bir Yunus lazım. Yani bize bugün de bir Mevlana, Celaleddin Rumi lazım ya. çokları lazım. Bir çokları lazım, lazım hatta. Tabii. Çok laleler lazım, çok yani. güller lazım. Bakın. Ama hiç bu konuyla ilgili gayret yok. Dert olacak, dert. Dert olacak. Dert Sızı, sızlayacak, ciğerini sızlayacak, beynini sızlayacak. Ah! Dünya derdi olmayacak. Ya şuradan gidiyoruz sorumluyuz bir şey yapalım ceddimiz yapmış bize de yarın sorarlar çocuklarımız sorar. Hey siz ne yaptınız derler ya. Aynen öyle. Yani vallahi bizim ekip dertleniyor. Az da olsa dertleniyor. Evet. Bizim derdimiz bu. Biz bu dertle dertlenmeye gayret ediyoruz. Ülkede de bu dertle dertlenenlerle halleşmek isteriz. Biz hiçbir fitne çıkartmakla uğraşmıyoruz. Bir cemaat değiliz, topluluk değiliz, o değiliz. Partilere eşit mesafedeyiz. Ama doğru yapanı da takdir ediyoruz. Baş tacımız. Kim yaparsa evet. yapsın. Yani mesela parti değil. Parti meselesine getirdiğin zaman bu işte kaybederiz biz. Bir yüz sene daha gider. Bu iş parti meselesi değil. Tamam birçok hata yapılmış. Büyük paradigmayı, büyük düşünceyi koyalım. Arıyor insanlar ya. Hı hı. Türkiye'de de arıyor. Ama bu devrimsel hareket nasıl olabilir? Neler bunun önünde? İşte kendi iktidarımızda neler oluyor gibi? Evet. Bunları çok güzel konuşmamız lazım. Teknokratla, bürokratla, ilim adamıyla, yaşayan öğrenciyle, aileyle, anneyle, babayla vesaire, bir tüm hayatın tüm meselelerini tekten tüm'e, tümden teke böyle bir Ahenk ha, içerisinde, bir waltz, bir dans içerisinde çözebilirsiniz yani. allah Teala bu yetenekte çok sayıda insan vermiş evet. ve çok da güzel bir ekip yetiştirmiş Türkiye. Bir söylem lazım, bir söylem. Böyle Aa, milyonlarca, binlerce kişinin eyleme geçebileceği bir söylem. İşte. Samimiyetle kalbe nakşedilebilecek ve herkesi pervaneler gibi o söylemin etrafında onu yukarıya daha yükseğe çıkartabilmek için var gücüyle çalıştıracak bir söylem. İşte o söylem ve o söylemin ayağı ayağını koyacağı bir alan, ufak alan, laboratuvar. var. Evet. Uspu o alan? O söylemi yapmaya çalışıyor samimi insanları yan yana getirip o konuda dertli insanları. Bugün biz e, bir parti genel başkanı ziyaret ettik Doğu Perinçek. Hı hı. Yani oturduk. Bir ya, projelerimizin hiçbirini anlatmadık. Dünyaya bakışımızı anlattık. Gelin beraber proje yapalım. Lütfen bizim bu kadar projemiz var. Bunu beraber yapalım dedi. Bu kadar ya. Hı hı. Bu kadar. Siz düşünenden daha büyük düşünmek ve onu kapsayacak pozisyonda olmak zorundasınız. Müslüman'ın görevi bu. Evet. İnsanı kuşatmak, insanı öldürmek değil. Bir insanı e, dirilten tüm insanlığı diriltir diyor. Bir insanı öldüren tüm insanlığı öldürür. Evet. Yani bizim o büyük mefkuremizi ufacık kurumlarda anlarsak, büyütürsek yepyeni bir şey çıkabilir. Çıkacaktır da o hikaye geliyor. O hikayenin vakti geldi. Bu bir siyaset değil, bir parti değil. Bu hikaye geliyor. Bunu arıyor insanlar ama bu oluşacak. Bu ben buna e, şey olarak namazdaki saf liderliği örneğini veririm. Birinci saf liderliği toplumun birinci safa geçebilecek ehliyetteki, donanımdaki insanların topluca liderlik yapması gerekiyor. Şahsi liderlikler sıkıntı getiriyor. Evet. Bir süre sonra o liderlerde uluhiyet ister istemez oluyor. Çünkü insanlar menfaatleri için ona her türlü iltifatı tabunluyorlar. Ben yani de işte Ankara'da çalıştığım dönemde gördüm ki ya o iltifatlar insanın ayağını yerden kaydırmaya müsait. Hı hı. Yani ben neymişim evet. be abiye evet. dönüşüyor ya. Yani. Evet, çok tehlikeli. Evet. Hocam çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ediyoruz. Çok tatlı, çok keyifli geçti zaman. Allah razı olsun. Evet, Aynı ben de çok büyük. Tad aldım çok sağ sağladım. olun var olun biraz sesiniz de kendine geldi vasıfa buluyorsunuz galiba program iyi geldi eyvallah ya. yine bekleriz hocam Peki. sağ olun var olun sağ olun. görüşmek çok üzere teşekkür ediyorum sağ olun